yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde elma sirkesi, üzüm sirkesi moda oldu. Yüzlerce bununla ilgili kitaplar yazıldı. Sirke şurubu diye bir şey ürettiler, ortaya çıkardılar vesaire. Şimdi ne kadar gerçek ama? Mesela hani elma sirkesi deniliyor. Biz markete gidiyoruz, koşuyoruz, bir elma sirkesi alıyoruz belki. Ama o tabii ki bildiğimiz elma sirkesi değil. Ya da bildiğimiz üzüm sirkesi. Kalite. Kalite karıştırılmış oluyor değil mi? İyisi var, kötüsü var. Araştırmak gerekir. Çeşit çeşit. Kalite. Moda oldu yani sirke şurubu diye. Yani sirkeye biraz bal karıştırılıyor, içiliyor vesaire. Bunu araştırdığımızda nereden çıktı, nasıl çıktı bu diye. Bunu 1000 yıl önce Horasanlı bir Türk, Muhammed İbni Ebu Bekir El Razi diye bir Türk hekimi, İbni Sina'dan sonra en büyük Türk hekimlerinden birisi. O keşfetmiş zamanında fakat unutulmuş. Bunu tekrar Amerikalılar kendileri bulmuşlar gibi piyasaya sürdüler. Yıllar önce ben de 57 kiloydum. Sürekli evlendikten sonra tabii Türk mutfağı hamurlu, tatlı yiyecekler. Efendim, kaç kilo oydun dediniz? 57 kilo. 57 fazla bir kilo değil ki. Yani kilo aldım ondan sonra evlendikten sonra. Anladım. Evlendikten sonra birdenbire kilo aldınız. Kilo almaya başladım. Şimdi sadece öyle değil. Çocuklar o bezler yani o kadar yaygın ki. Peki nasıl bir formülle zayıflatabiliyorsunuz? Ha, benim bir Amerika'da yaşayan bir dostum var. O orada bir profesörün geliştirdiği diyet formülünden bahsetti. Araştırdığımda bunun bir Türk formülü olduğunu keşfettim. Şimdi Almanya'da mesela Almanlar maydanoz ve kuşkonmaz diye bir bitki var. Kuşkonmaz. Bunun kökü, evet. Kökünün yemeği yapılır. Sebzesi, salatası vesaire. Kuşkonmaz köküyle maydanozun kurutulmuş ekstraktından haplar yapıyorlar. Ve gerçekten klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmış. Zayıflatıyor. Maydanoz, kuşkonmaz. Ben buradan yola çıkarak artı bu sirke şurubunu da işin içerisine ilave elma ederek. Elma mı, üzüm mü? İkisi de etkili. Elma tabii daha etkili. Daha etkili. Yani ikisi de güzel. Yani ülkeye göre değişiyor. Mesela Asya'da pirinç sirkesi yapıyorlar. Çünkü orada pirinç yok. Pirinç sirkesi. Doğal olan. Bu bizde elma ve üzüm sirkesi. Bizde elma ikisi de çok. İkisi peki de sonra yani kuşkonmaz, maydanoz ve kuşkonmaz, maydanoz, at kuyruğu otu, ısırgan otu, metabolizmayı hızlandırıcı, vücudu temizleyici, arıtıcı, ödemi önleyici, böbrek ve mesaneyi çalıştırıcı bitkilerden karışımından oluşan özel bir maydanozlu limon suyu geliştirdim ben kendim. Anladın. Şimdi bu şeyi, sıvıyı tüketiyorlar. Nasıl tüketiyorlar? Günde 3-4 defa bir fincan içildiğinde yavaş yavaş kilo verir kişi. 7 günde 7 kilo dahi verebilir. Eğer ki mide ve bağırsaklarında problem yoksa. Şimdi mide ve bağırsaklarda problem varsa gastrit, ülser, enterit, kolit, morbus, kron, irritable bağırsak sendromu vesaire, o zaman bağırsaklarında mantar ve bakteri var demektir. Bağırsaklarında problem olan kişi asla zayıflayamaz. Şimdi detoksan o yüzden çok fazla bahsediliyor değil mi? Toksinlerden arınmaktan, öncelikle toksinlerden arınacaksınız ki daha kolay kilo verebilin. Evet, yani mide ve bağırsaklarında problem olmayan kişi için bu ürün çok çok ideal. Kısa sürede zayıflar. Ama mide ve bağırsaklarda problem varsa önce bunun tedavisi gerekir. Ki günümüzde insanların %90'ında mide bağırsak problemi var. Hatta %99'u da vardır mide bağırsak problemi. Düşünsenize o kadar kimyasal besinlerle beslendikten sonra. Peki nasıl anlayacaklar bunu? Yani mide ve bağırsaklarında problem olduğunu? Antibiyotik herkes kullanıyor. Ve Çin'de, Japonya'da, Tayland'da vesaire. Kullanmayan çok az kişi vardır. Onu bu kullanmasa ülkede, bile ağrı kesici kullanıyor. Ağrı kesici çeşit ilaçlar kullanıyor. Mesela Almanya'nın bir şehri, Neuwied'in bir şehirde çocuk, 10 yaşında bir çocuk ameliyat oluyor. Bademcikleri alınıyor. Annesine diyor ki doktor, refakatçi olarak kalan annesine, çocuğun ağrıları artarsa birkaç tane fitil verin diyor. Parasetamol içeren fitil veriyorlar çocuğa. Fakat annesi biraz fazla veriyor. 2 gün sonra çocuk kusmaya başlıyor. Karaciğeri parça parça olmuş. Ve vefat etti o çocuk. Mahkemeye verdiler. Sadece 36 bin mark para tazminatı talep edebildiler. Kimyasal ilaçlarla ilgili Almanya'da çok yan tesirle ilgili çok kitap çıktı. Evet ve bizler maalesef avuç avuç değil mi? Böyle bir toplum olarak böyle bir alışkanlığımız da var. Avuç avuç ilaç kullanıyoruz. Hele şu son günlerde domuz gribi, grip vakası ama mecbur kalıyorlar antibiyotik. Ya doktoru vermediği ilaçları bile kullanıyorlar. Annesinin, babasının, dedesinin, ninesinin, teyzesinin hatta komşunun ilacını alıp. Şimdi biz burada basit